gıda sistemleri dediğimizde de toplum ve gelecek nesiller için gıda güvenliğini ve beslenme güvencesini sağlarken, yani sağlıklı, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir gıdaya erişimi sağlarken, aynı zamanda doğal kaynakları koruyup geliştirmeyi, tedarik zincirinin bütününde ekonomik ve toplumsal refahı, adil gelir dağılımını teşvik etmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla baktığımızda gıda sistemleri, özellikle yani sürdürülebilir gıda sistemi dediğimizde, özetle biz zincirin hangi aşamasında olduğumuza bakmaksızın üretimin devamını, tüketicilerin beklentilerini karşılamayı, bunu yaparken doğaya, iklime daha az zarar vermeyi ve içinde bulunduğumuz topluma katkıda bulunmayı ve onların varlığını devam ettirmeyi hedefliyoruz. Daha operasyon olarak nedir diye bakarsanız, aslında Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı çok sık duyuyoruz son zamanlarda. Yeşil mutabakatın çatala stratejisi de bunun operasyonel anlamda ne olduğunu aslında bakarsanız biraz da ortaya koyuyor. Burada baktığınızda yani doğayı daha az zarara uğratmak için, örneğin daha az kimyasal gübre kullanımı ya da zirai mücadele ilaçları kullanımı ya da daha az antibiyotik kullanımı ya da satış sırasında çevreye daha az zarar verme ya da işleme sırasında çevreye daha az zarar verme ve örneğin tüketim sonrasında da tüketicilerin sağlıklı beslenmesini, daha fazla bilgi edinmesi ve gıda atık ve kayıpların önlenmesi hedefleniyor. Baktığımızda dediğim gibi çok tedarik zinciriyle örtüşen unsurlar var, ama biraz daha moral değerlerle zenginleştirilmiş ve eylemleri de buna göre tanımlanmış bir sistemden bahsediyoruz. Ve bundan sonra önümüzdeki dönemde de bu şekilde sistem yaklaşımına devam edeceğimizi görüyoruz. Bununla birlikte yeşil gelecek, yeşil dönüşüm gibi hedeflere ulaşmanın en temelinde çevreye olan etkilerimizi en aza indirmek yatıyor. Özellikle üretim yapan tesislerin atması gereken en önemli adımlardan birisi de çevreye olan etkinin en aza indirildiği mevcut en iyi tekniklere geçişin yapılması. Bu konuda Çevre Bakanlığı'nın biliyorsunuz yaptığı çalışmalar da var, projelerde de var. Tabii bunun hem sektörlere hem de ülkemize bir maliyeti olacak. Şu an bununla ilgili maliyet çalışmaları yapılıyor. SOCAR bu konuda öncü bir adım attı ve Star Rafinerisi kurulurken proseslerimizde mevcut en iyi teknikleri dikkate alarak Star Rafinerisi'ni kurduk. Bunu da özellikle gururla söylemek isterim. Biraz önce dediğim gibi Çevre Bakanlığı bu konuyla ilgili uzun yıllardır çalışmalar yapıyor ve projeler üretiyor. En son gündemde olan Avrupa Birliği Entegre Kirlilik Gönderme ve Kontrol Direktifi'nin ulusal mevzuata kazandırılması çalışması, hepinizin de bildiği gibi. Bununla bu bakanlık tarafından yürütülen bu projede Petkim kimya sektörü için proje partneri oldu. Bu proje tamamlandığında hedeflenense Avrupa Birliği mevcut en iyi teknikli kontrol listeleri üzerinden petrokimya sektörünün uyum durumu ve yatırım ihtiyaçlarının, yatırım maliyetlerinin ortaya koyulması. Yine bu projede de biz gönüllü olarak destek veriyoruz Petkim olarak. Son olarak da SOCAR Türkiye olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimizin bölgemizdeki canlıları etkilerini de dikkate aldığımızı belirtmek istiyorum. Çünkü yeşil gelecekte aslında o canlılar da bizler için bizler kadar hakkı var. Bununla ilgili biyolojik çeşitliliğin korunmasında Yeşil Gelecek Stratejisi'nin bir parçası olduğunun farkındayız. Geçmiş yıllarda yayınladığımız biyoçeşitlilik politikamız kapsamında biyoçeşitliliği korumanın önemini kabul ediyor ve bunun önemli bir ortak sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda projelerimizin ve operasyonlarımızın hassas türler, habitatlar ve ekosistemler üzerindeki önemli etkilerinden kaçınmak için ve bunları azaltmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl bulunduğumuz coğrafyada kara ve deniz ortamındaki biyolojik çeşitlilikler tespiti çalışmasını yaptırdık. Dediğim gibi büyük global firmalarla çalışıyor olmamız. Aslında bir piramit iletişim düşünürsek içeride büyük müşteriler var. Tabii ki taşımacılık yapıyoruz. Büyük mevzuatlar var. Bunun iklim değişikliğine uyum da bunu en başta düşünebilirsiniz. Paris İklim Anlaşması'nı da burada düşünebilirsiniz. Çalışanların, paydaşların beklentileri var. Tüm bu iletişim içerisinde sektörden hep bir adım ötede belki de bazı şeyleri konuşup tasarlayıp zaten uzun yıllardır içselleştirdiğimiz risk yönetimi de işin içine katarak aslında riskleri tasarlıyoruz.
Daha doğrusu risklere karşı önlemleri tasarlıyoruz ve bunları da dünya için yapıyoruz. Ki zaten buradaki mottomuz dünyanın en iyisi olmak değil, ekolojistik olarak bizim buradaki mottomuz dünya için en iyisi olmak. Dolayısıyla yaptığımız her işte bunu göz önüne alarak yapıyoruz. Genç video yatırımı, teknoloji yatırımları, bunun yanı sıra işte biraz önce bahsettiğim yeşil istihdamdan da biraz bahsetmek gerekebilir. Yeni personelin düşünün satın almadan finansa kadar sürdürülebilirlik bilen hani o konulara da aşina olmuş kişilerle beraber konuların evrilmesi ve istihdamın gerçekleşmesi. Bu olmuyorsa içeride danışmanlık hizmetlerinin verilerek birim olarak, departman olarak oradaki insanların geliştirilmesi ve her bir insanın da bu sosyal sorumluluk olabilir, yönetişim projeleri olabilir veya çevre projeleri olabilir. Bir şekilde taşın altına elini koyup ne için hizmet ettiğini de göstermek. İçeride şimdi benim de direktörüm sevgili saygıdeğer Enis Ademoğlu'nun da başlattığı bir programımız var. Proje 21. Burada birçok tanıdık firma da bu projemize misafir oldular. İnsanların, çalışanların, ulaşabildiğimiz her noktadaki kişilerin aslında gündelik yaşantılarına biraz etki ederek, biraz onların nelerden uzaklaşıp nelere yakınlaşması, dünya için neler yapması gerektiği konusunda bazı alışkanlıklara sahip olmalarını çalıştık. Başarılı da olduk. Günün sonunda 21 günlük bir programdı. Biliyorsunuz böyle bir zaman geçtiği zaman insanlar yaptıklarını alışkanlık haline çeviriyorlar. Dolayısıyla bu şekilde hareketlerle de hem ileride inşa edeceğimiz projelere bir grup nefer hazırlamış olduk. Bunu da gittikçe arttırıyoruz. Bu kelimeleri kullandık içeride. Kullanmakta mahsur görmüyorum o sebeple. Hem de bir yandan da her kişinin işin içerisinde olmasını sağlıyoruz. Yani aslında sürdürülebilirlik sadece yeşil yakıt olarak tabir edilen insanların işi değil. Topyekün bütün A'dan Z'ye şirketin bütün kademelerinde eşit sorumlulukta hatta herkesin işi olarak benimsetip içeride bunu öncü görevlerimiz, bir sosyal sorumluluğumuz olarak yürütüyoruz. Bu bağlamda yapılacak olan yakın trendlerde nelerin olması gerekiyor? Araçların dönüşümü, rotaların dönüşümü, çalışanların dönüşümü, dolayısıyla evlerin dönüşümü, insanların dönüşümü, çocukların farkındalıklarını arttırmaya yönelik çok büyük katkılarınız var. Yani üçünün de, üç farklı firmanın da aslında çok benzer ama çok da farklı konularda çevreye katkı sağlamak amacıyla, doğaya katkı sağlamak amacıyla neler yaptığına tanık olduk. Biz hep şunu savunuyoruz Siemens olarak da, bu tek bir şirketin işi değil, tek bir kişinin işi değil. Dünya hepimizin ve bunu hep beraber bir stakeholder mantığıyla, ortak paydaş mantığıyla hayata geçirebileceğiz. Onun için hakikaten zaman çok hızlı aktı geçti. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.